Kullanım önerilerine geldiğimizde aslında ara ara bahsettim ama cilt, ağız ve bağırsak sağlığı için rutin kullanım günde iki kapsül. Burada ağız sağlığı için kapsülü açıp su ile gargara yapın ve sonra yutun şeklinde bir öneri var. Hani bu denenebilir ama tadı çok güzel değil. Onu uyarayım öncelikle. Ama sürekli ağız içi af çıkıyor ne bileyim sürekli diş problemleri yaşanıyor. İşte diş eti kanaması olur ya da diş enfeksiyonu olur. Bu tip hastalarda zaten çok ızdıraplı diğer şeylerde laktofermin denenebilir. Bu ne Öyle kadar ilgili... olacak Sereb Hanım? O kadar önemli bir konu ki aslında bunlar burada. Bir kere sabah akşam dediğinizde herhalde sabah yani gündeki kere dediğiniz sabah akşam alabiliriz. Yemekten okay, önce yemekten sabah. sonra. Şöyle Laktofermin zaten insan vücudu ürettiği için aç tok çok fark etmiyor. Okay. Ama demir eksikliği varsa hastanın aç alması bu tüm mineraller için geçerli. Mesela magnezyum alıyorsa da aç alsın ya da bir bakır kullanıyorsa da aç kullansın. Demir eksikliği varsa aç kullanmakta fayda var. Okay. Peki, Ama çok o, fark etmiyor. Çok güzel. Ağızla e, bunu e, su alıp çalkalamaktan bahsediyoruz, değil mi? Su, su, bir miktar su alıp Peki ne kadar zaman tutalım? Bir dakika falan mı? Yok burada şey çok önemli değil orada hani çok uzun tutulabileceğini düşünmüyorum. Ben denedim çünkü <laughs> hani tadı güzel olmadığı için orada amaç laktoferinin antimikrobiyal etkisinden yararlanmak aslında. Evet. Yani. Evet. Burada belki başka bir besine katılıp yine onunla gargara da yapılabilir. Tadı ben daha güzel. Ben de duruyorum. Ben de işte sizler sayesinde biraz bilgi sahibi olmaya başladım. Ve tabii ki görüyorum insanlardaki şeyi. Ağızdaki o aft, ağızdaki enfeksiyon giderilmedikçe sen sürekli tekrarlıyor bunu. Sürekli yaşıyor. Onun için yani çok işte, kritik bir bilgi. Tabii şöyle bir de ağız bölgesindeki enfeksiyonlar uzun vadede üst solunum yolu enfeksiyonlarını tetikliyor. Yani sizin yani umarım bir gün biz getiririz bize kısmet olur ama şöyle laktoferinli ağız çalkalama suları, evet. burun fizyolojikleri vesaireler var. Hani gerçekten önemli ve en doğal hani kendi proteininizle kendi vücudunuzu modüle ediyorsunuz, harekete geçiriyorsunuz. Hani bu açıdan güvenli bir terapi modeli laktoferin terapisi. Bağışıklık desteği olarak önleyici doz eğer hiçbir sorununuz yok ama nedir mevsim geçişleri ne yapayım diyorsanız günde bir kapsül laktofermin kullanın. Evet. Yükleme dozu dediğimizde şu enfeksiyon yaşıyorsunuz ya da işte ne bileyim onu insan hisseder hani böyle hastalanacağım galiba hissi yaşadığınız zaman direkt 3 kapsülle başlayıp günde 3 kez birer kapsül şeklinde başlayıp Birazcık toparlandıktan sonra günde iki kapsül veya bir kapsül olarak devam edilebilir laktoferin. Yine bağırsak terapilerinde standart terapi günde bir kapsüldü Ama dediğim gibi şiddetli akut süreçler varsa doz arttırımı yapıp birazcık rahatlayıp ondan sonra iki kapsül olarak devam edilebilir. Çocuklarda günde bir kapsül olarak öneriyoruz. Onu da açıp yiyeceklerin üzerine serpip kullanabilir kapsülü. Bir durumlarında 6'ya kadar çıkabilirsiniz diyorsunuz Çıkabilir. Evet, süper. Böyle ishalde hızlıca ishali kesmek çok önemli. Özellikle de çocuklarda. Çünkü yine bir sıvı tüketimini vesaire arttırabiliyoruz ama çocuk zaten hasta, huzursuz ve o arada sen ona işte ayran iç, su iç, bilmem ne iç olmuyor Çocuklar bile yapmıyor evet. Yani Aynen. o yüzden hızlıca ishali kesmek önemli.